az kaldı. Geleceğim oraya. Buzdan şatonu kafana yıkacağım. Sonra da kızımı alıp gideceğim. Haldun Bey, ben nasıl oldu anlamadım. Bir karışıklık olmasın. Bugün diye biliyorduk. Yarın tahliye olacağından emin misiniz? Dediğim gibi Umay Hanım, cezaevi yönetiminden dün haber geldi. Tecrit cezası aldığı için tahliye süresi uzamış. Anladım. Eminiz. Peki, teşekkür ederim. Ayet Hanım'ın psikoloğu geldi. Çalışma odasında konuşsunlar. Hasta bir adam benim babam. Ruhu hasta, kalbi hasta. Aslında nefret ettiğim kadar acıyorum ona. Ama korkmuyorum ondan. Yani bilmiyorum, korkmadım. Hiçbir zaman korkmadım. Ne babamdan ne de karanlıktan. Kömürlükteki karanlığa gözüm alışıktı benim. Babamın ruhundaki karanlığı çıplak gözle görebilirsiniz çünkü. Ben de o karanlığın içine doğdum. Babamın içindeki karanlık yüzüne vurmuştur. Şimdi şu pırıl pırıl odaya girse her yeri karartır. Gerçekten. Şaka gibi ama öyle. Gerçekten her yeri karartır. Işığı karartır benim babam. Karanlık bakışlarıyla. Söyledikleriyle, söylemedikleriyle her yeri karartır. Söylemediklerini biraz açabilir misiniz? Benden neden nefret ettiğini hiçbir zaman söylemedi. Bana neden dediğini hiçbir zaman söylemedi. Kömürlükte doğduğumu söyledi. Ama annemin anlattığı doğum hikayesi çok farklıydı, yani çok başkaydı. Annem çıktığında konuşacak çok şeyimiz var yani. Peki ya teyzeniz? Teyzem. Uyanmak istemediğim bir rüya gibi. Kızının adını boşuna hayal koymamış. Hayaline yürümüş bir kadın benim teyzem. Güzel, güçlü. Yakından daha güzel, daha güçlü. Bu sözler biraz hayranlık kokuyor gibi. Tabii ki. Kim hayran olmaz ki teyzeme? Ben de teyzem gibi olmak isterdim. Hatta size bir sır vereyim mi? Burada kalmak isterdim. Annemsiz olmaz tabii. Yani annemle beraber ama burada. Bu dünyada, teyzemin dünyasında bu dünyaya ait olmak isterdim. Beni sevmesini isterdim. Dünyasının bir parçası olmayı. Beni ailesinin bir parçası yapmasını isterdim. Hep beraber kocaman, çok mutlu bir aile olmak isterdim. O benim anne yarım. Hiç ayrılmayalım. Kocaman, mutlu, gerçek bir aile olmak isterdim.
Can, sen misafirimizin eşyalarını topla. Ne yapacaksın artık? Sen de köyünde giyersin cicilerini. Hayat. Ben de artık kapısını kapatmaktan korkmuyor diye sevinmiştim. Ne yapıyorsun sen? Ben ne yapacağım vallahi? Annen ne diyorsa ben onu yapıyorum. Nasıl yani? Ne nasıl yani? Hayat Hanım gidiyor. Ne? Anne. Anne. Hayat gidiyor ne demek anne? Kızın dünyadan haberi yok. Cansel girmiş odasına bavul hazırlıyor. Ya şaka mı bu ya? Daha yarın teyzem gelecek. Daha tanışacağız biz, tanışacağız. Daha zaman geçireceğiz biz anne, tanışacağız ya. Bir şey söyler misin? Kimse buraya gelmeyecek. Hayat köyüne dönecek. Bu konuyu da tekrar konuşmak istemiyorum. O kız buraya ait değil. Ve ait olduğu yer olan köyüne dönecek. Lütfen kes artık bu ısrarı. Böyle konuşmamıştık. Böyle anlaşmamıştık anne. Kızı da beni de kandırdın işte. Nasıl yapıyorsun bunu ya? Kız sana anne yarım diyor. Kendine gel artık Hayal. Çık şu ergenlikten. Karşımda histeri yapma. Sen haberi bile olmadan kızın eşyalarını bavuluna tıkıp gönderiyorsun anne. Kız burada ne kadar mutlu görmüyor musun? Buraya ait değil. Burası onun dünyası değil, kendi dünyasına ait. Bizimkine değil. Ha, sen kendi yeğenini burada. Köyüne gidip ait olduğu hayatı yaşayacak. Bizimkine değil.